Herkese merhaba. Amaçlar için iletişim sohbetlerinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Her hafta sürdürülebilirlik ve iletişim konusunda farklı konukları ağırlayacağız. İlk konuğumuz Açık Radyo kurucusu Ömer Madra. Bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Estağfurullah. Bir ufacık düzeltme yapabilir miyim? Kurucularından Tabii biriyim. kurucularından diyeyim, doğru söylüyorsunuz. Evet. Kurucularından Ömer Madra. Biz 2020'nin sonlarında gençler arasında bağımsız haberciliği yaygınlaştırmak amacıyla amaçlar için iletişim projesini hayata geçirdik. Hollanda Konsolosluğu'nun da desteğiyle. Önce bir eğitim serimiz oldu, 3 ay süren. Ardından eğitime katılan arkadaşlarımız arasında bağımsız medya organlarında ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapanlar oldu. Onların güzel haberlerini alıyoruz bugünlerde. Gönüllülüğün ardından işe başlayan arkadaşlarımız var sivil toplumda. Tabii ki bu gelişmeler de bizleri çok mutlu ediyor. Bugünden itibaren de Kasım sonuna kadar her hafta Çarşamba günleri 16.30'da bağımsız medya, sürdürülebilirlik, iklim, iletişim üzerine farklı konuklarla sohbet edeceğiz. Ömer Bey tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi ben özgeçmişinize baktığımızda işte akademisyen, yazar, gazeteci, çevirmen, radyo programcısı, iklim aktivisti yazıyor. Bir röportajınızda okudum. Bir çeşit iflah olmaz bir aktivist oldum diyorsunuz. Ama sizin hayat serüveninizi izlediğimizde aktivist olmuş değil de sanki aktivist doğmuş gibisiniz. Acaba aktivist doğmuş olabilir misiniz? Bir insan doğuştan aktivist olabilir mi? Ya bilmiyorum doğrusu. Fakat 1965 yılına kadar geri götürülebiliyor bu. Benim sokağa çıkmam. Sık sık da naklettiğim bir şey, arada bir sordukları zaman nerelere kadar geriye gidiyor dediklerinde, yani Kozlu'daki maden işçilerinin öldürülmesi gibi korkunç bir olay vardı ve ben de açık şeyde Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Mektebi Mülkiye Şahane'deki ilk yılımda öğrenciyken orada sokağa çıkmıştım ama daha Fikir Kulüpleri Federasyonu vesaire sol örgütlerle ve sol kuruluşlarla da yakından temasım olmuştu Robert Kureci bitirdikten sonra oraya gidince. Fakat ilk sokağa çıkış o Kozlu şeyi Kızılay'a kadar gitmiştik Ankara'nın merkezine ve şimdi fotoğrafları var ve çok yani trajikomik diyebilirim son derece. Neredeyse kravatımız eksik böyle yani çok şık giyimli genç öğrenciler gözlüklü falan kravatımız yok ama onun gibi ama bizden çok yani sokakta olanlardan daha çok polis var etrafta. O zamanlar Fruko denirdi polislere, sivil polisler falan da var. Ve bir şekilde o öyle başladı. Ondan sonra da bir daha yani şöyle bir benzetme yapıyorum. Oğlum akşam oldu diyor anne. Yani bu bir fantezi tabii. Eve gel artık diyor. Ben bir türlü giremiyorum eve. Hala sokakta kalmış durumdayım. Özellikle de bu iklim aktivizmiyle büsbütün böyle devam ettiğini söyleyebilirim. Radyoda da çok kuvvetli bir şekilde iklimle ilgili iklim krizi ve diğer bir de barış üzerine aktivizmle de çok haşır neşirim yani. Siz zaten iklim kriziyle ilgili yıllardır uyarılarda bulunuyorsunuz. Hani bugünlerin geleceğini çok önceden gördünüz. Hatta bu dost meclislerinde iklim değişikliği, işte küresel ısınma dediğinizde şakalar yapıldığını söylediğinizi de biliyorum. Siz ne oldu da hani bunu fark ettiniz ve harekete geçtiniz? Ben aslında bir kere öncelikle şeyi söylemek lazım. Bu benim tespitim değil. Önde gelen bilim insanlarının, ben bilimsel yayınlara ve bilim insanlarına oldukça önem veren biriyim. Öyle yetiştirildik biz yani. Gerek önce batılı okullarda diyelim işte high school, English High School for Boys, ondan sonra Robert College. Ondan sonra da Mektebi Mülkiye-i Şahane, işte devlet adamı yetiştirilen, diplomat falan yetiştirilen yerde. Ama bilimin, sosyolojinin de, sosyal bilimlerinde, fizik bilimlerinin de son derece önemli olduğuna
her zaman kanaat getirmişizdir. O yüzden bu evrim teorilerinin filan karşısında duranlara tamamen saçma gözüyle baktım ve bakmaya da devam ediyorum. Bilim insanları çok erken bir tarihten itibaren söylemişlerdi. Benim bunu öğrenmem özellikle de NASA'nın, yani dünyanın önde gelen, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın önde gelen gök bilimlerini inceleyen kuruluş, işte NASA, Ay'a insan gönderilmesinde en büyük rol oynayanlar. Onun Goddard Enstitüsü diye adlandırılan en önemli kuruluşlarından birinde iklim meselelerini inceleyen James Hansen, Dr. James Hansen ta 1988'de mi 89'da mı ne senatoda bu konuda çok net, yani bugün ne konuşuyorsak o gün olacaklarını o netlikle, bundan işte kaç sene oluyor, 30 seneyi geçmiş vaziyette söylemişti. Yanılmıyorsam genç bir senatör olan Al Gore'un davetiyle öyle bir tanıklık sistemi var Amerika Birleşik Devletleri'nin işleyen demokrasi tarafında, yani bilim dünyasına onu çağırıyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor, anlatır mısınız diyorlar ve orada inanılmaz netlikte anlatmıştı insan kaynaklı olduğunu ve bunun da fosil yakıta, petrol vesaire yakmaktan, kömür başta olmak üzere petrol ve gaz yakmaktan olduğunu ve insanlığın durdurulmadıkça bu çok ciddi bir tehdit altında olduğunu net, son derece sakin, her zaman sakin bir üslubu var zaten James Hansen'ın. Sonunda kendisini aynı zamanda aktivist de oldu. Evet. Çeşitli yerlerde 4 defa filan gözaltına alındı. Hapse bile atıldığını da biliyorum. Gösteri yaparken, protesto ederken Beyaz Evin önünde filan başkentte. Onun söylemesiyle net bir şekilde ortaya çıktı 1980'lerin sonunda. Benim haber almamsa 1-2 yıl daha sonra bunun üzerine çok önemli bir kitap yazan Bill McKibben var. New Yorker'ın çok kıdemli yazarı. O zamanlar genç bir yazarıydı çok. Ve bu James Hansen'ın konuşmasını filan net olarak dünyaya ilan etti. Böyle diyor bu adam diye ve The End of Nature diye de bir kitap yazdı. Bu son derece açıklayıcı. Yani bizim gibi insanların da, ortalama sıradan insanın da kolaylıkla bu bilimsel gerçekleri anlayabileceği şekilde anlatan bir kitaptı. Ben de her zaman olduğu gibi biraz yakınan filan biriyim böyle, işte ya ne olacak bu dünyanın hali filan peşmeken, havalar da bir tuhaf mı ne filan gibi saçma sapan sorularla etrafta dolanırken, o zamanlar arkadaşım, hala da çok arkadaşım Metin Münir, kıdemli duayen gazeteci, ukalalık edeceğine al şunu oku diye önüme attı İngilizcesini bu kitabın. Ben de biraz idrakim de geç olduğu için bir iki sene geçtikten sonra ancak, ya o zamanlar şey modası vardı, tarihin sonu, her şeyin sonunu getiren kitaplar, hatta kitabın sonu bile gelmişti. Bu kitabı da öyle zannettim ben, biraz böyle es geçtim önce Metin'e çok güvendiğim halde bu kitaplarda. Sonunda okuyunca vay canına, işte tamam budur dedim ve bu şekilde etkilendiğimi çok net olarak söyledim. Yani şeyi, bir çeşit işte kitabın Türkiye'de yayınlanması Doğanın Sonu diye yayınlandı. Onun ön sözüne bir yazı yazdım. Yazıda söylediğim gibi, yani Orhan Pamuk'un o etkileyici romanı Bir Yeni Hayatın İlk cümlesi, açılış cümlesinde bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti olayı gerçekten bu kitapla oldu. Bill McKibben'ın Doğanın Sonu kitabıyla. Ve ondan sonra da giderek artan bir şekilde takip etmeye başladık Açık Radyo'da. Büyük, yani kavraması falan kolay olmuyor ama benim öteden beri böyle bir şeyim de olabilir, hassasiyetim falan bu gibi konulara ciddiye aldım.
Hatta ilk radyonun kuruluş sırasında Engin Altaş kurucu ortaklarımızdan, hatta en büyük rolü oynayanlardan biridir. Çevre programları da olacak değil mi dedi radyoda. Hiç aklıma gelmemişti filan gibi saçma sapan şeyler söylüyordum. Gel sen yap dedim. Yok ben uzmanı değilim filan dedi. Ondan sonra başladık ve birdenbire patladı işte. Önce bu yangınların mesela şimdi bu artık birkaç yıldan beri çok yani gerek Kaliforniya'da olanları gerekse Amazon ve diğer yerlerdeki yağmur ormanlarından ya da Avustralya'daki korkunç milyarlarca hayvanın da telef olduğu, mahvolduğu yangınlardan önce de mesela Borneo adasında ta Singapur'dan bile dumanı kaplayan, hava kirlenmesine yol açan bir yangından bahsederken, işte radyoda bahsederken de mesela çok yakından bilinen İstanbul Teknik Üniversitesi profesörlerinden Miktat Kadıoğlu da işte orada küresel ısınma öyle şeyler var filan dedi. İyi, çok iyi biliyorsan gel program yap dedim. Tipik bir açık radyo yaklaşımıyla herkesi biraz suça ortak etme şeyi vardır başından beri. Biraz böyle bolşevik yöntemi. Selam veren, borçlu çıkaran ve radyoya ortak eden bir yöntem. O da yaptı gerçekten ve öyle başladı. Fakat muazzam bir gelişme oldu. Yani başta birkaç program özellikle de işte açık radyonun temel programlarından açık sabahları açık gazete her zaman vardı. Benim ortaklarından olduğum bir program. Her zaman işte sabahları 2 saat bazen 2,5 saat olan bir de açık dergi gibi bir kültür, sanat, edebiyata daha ağırlık veren ama orada da daima bu iklim meselesini yani başımıza gelecek şu anda yaşayan küçükler, gençler, çocuklar ve hatta henüz doğmamış olanların hakları meselesi evet. Çok önem taşıdı. Bende her zaman bir adalet saplantısı var. Buna saplantı diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani çok temel bir özlem ve uğraşı yani aktivizm diyeceksek benim bunca yıldır yaptığım şeylere ta 65'ten beri her zaman bir çeşit adalet olsun diye. Şimdi iklim meselesinin en önemli şeylerinden biri açıkça sonradan iyice ortaya çıkan şey yani bu iklim yüzünden feci şekilde başı belaya girecek olan ülkelerin çok büyük çoğunluğunun aslında bu asıl karbondioksit ve diğer sera gazlarıyla işte dünyayı bir battaniye gibi örten ve küresel ısıtma dediğimiz şey bazıları ısınma diyor ama aslında ısıtma tabirini kullanmamız çok daha doğru olur. Çünkü biz yapmışız gibi bir şey oluyor. Katiyen öyle değil. Tamamen petrol, kömür şirketlerinin ısrarcı ve kar maksimizasyonunu hedef alan şeylerinden biri. Ve onların hizmetindeki işte bankalar onlara kredi veren, onlar ikinci sorumlu. Üçüncü sorumlu da onların gene onlara hizmet eden politikacılar ve medya maalesef yani zenginlerin medyası. Biz başından beri ama bu şeyi aktivizmi hatta dünyanın en önde gelen bilim insanlarından biri Michael E. Mann var. Penn Eyalet Üniversitesi profesörü. Harika da bir yeni kitap da çıkardı. Daha tamamını hatmetmedim ama yani şöyle bir hızla gözden geçirince görüyor çok. Onun deyimi var. Aktivizm deyince aklıma geldi. Bir de inaktivistler var. Aşıda kullanılıyor ya inaktif aşı falan gibi. Onun gibi yani bunu baltalamaya çalışanlar var. Ama işte bu aktivizm olmadan hayatta hiçbir şey olamayacağı kanaatindeyim ve ilk başından beri en başından beri aslında böyle bir adalet arayışı vardı ve bunun ancak alttan yani küresel ısınmaya ya da ısıtmaya dünyada %1'lik katkısı olan bir ülke sular altında kalacak Pasifik adalarında ve yok olup gidecek mesela ve yaşarken tarih olacağız diyorlar kendileri mesela. Evet. Ve Avustralya'yı dava ediyorlar örnek olarak verdim.
bunu önlemek için aktivizm şart, en önemli mesele. Yani sürdürülebilirlik sizin temel kavramınız ama sürdürebilmek için muhakkak surette, yani geçenlerde uydurduğum bir şey vardı, gene durmadan bir şeyler uyduruyorum işte, gördüğünüz gibi terim. Bir başka toplantıda da o zaman kalkınma ne olacak filan diye tartışılıyordu. Ya kalkınmayı bilemem ama kalkışmaya çok ihtiyacımız var dedim ve aynı fikirdeyim. Yani aktivizm ancak bu şekilde olabilir. Zaman tamamen dünya elden gitmekte. Ve bu yalnız bizi değil, insan türünün ortadan kalkmasına, yani 800 bin yıldan beri görülmüş en yüksek karbondioksit oranı var atmosferde. İşte battaniye gibi sarıyor ama böyle olumlu bir ısınma duygusu değil o. Mahvoluyor ülkeler yani ve insanlar ve pek çok başka tür yok oluyor. Tabii. Çeşitlikten gidiyor yani. Öyle biz, bir aktivizm bu. Evet, yani biz bunu hani bir aralar çevre hakkı diye konuşuyorduk ama aslına bakarsanız tamamen bir insan hakkı ve yaşam hakkıyla alakalı bir şey ve bunu yeni yeni idrak ediyoruz. Çünkü iklim krizi eşitsizlikleri de doğuruyor birçok yerde, birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ya da gelişmemiş ülkelerde. Dolayısıyla söylediğiniz şey ona çok, ya hepimizin bunda bir elini taşın altına koyma dürtüsü olması lazım bir kere zaten. Evet, yani davranış, sen sebep oluyorsun işte davranışınla, evet. Falan az uç falan, tabii ki lazım az uçmak ve sosyal. Yani araçlarla gitmek, toplu taşıma araçlarıyla gitmek, hatta araba kullanmamak mümkünse falan, böyle şeylerle uğraşmak muhakkak gerekiyor. Hatta özellikle son araştırmalarda net olarak ortaya çıkıyor. Bitki temelli beslenmek, yani vegan olmanın muazzam bir katkısı var. Hayvan endüstrisinin küresel ısıtmaya vesaire. Fakat asıl yapılacak şey taban hareketleriyle yani George Monbiot, sık sık yakından takip etmeye çalıştığımız bir İngiliz aktivist, yazar ve gazeteci çok net olarak koyuyor. Dünyadaki en büyük adaletsizlik herhalde şu anda yaşayan insanların nasiplendikleri diyeyim, dünya nimetlerinden yeni dünyaya gelmiş olanların, hatta hiç gelmemiş, henüz dünyaya gelmemiş olanların hakkını ellerinden almak. Bundan daha büyük bir adaletsizlik olamaz. Ama gidiş o gidiş. Yani bundan sonra doğacak olanlar bizim şimdi kullandığımız haklara filan sahip olamayacaklar. Burası açık. Üstelik de bütün diğer türleri de götürüyoruz beraberimizde. Yani sadece son yangınlarda, yani Avustralya'daki yangınlarda 1 milyardan fazla işte aralarında koalaların da bulunduğu, o sevimli yaratıkların da bulunduğu 1 milyardan fazla hayvanın öldüğü, 3 milyar pardon, geçenlerde de Kanada'da, British Columbia'daki büyük korkunç sıcaklar ve yangınların sonucunda da sahildeki 1 milyarı aşkın deniz kabuklusunun, yengeç ve midye gibi, istiridye gibi hayvanların pişerek yok oldukları, yani buna yol açıyor. Muazzam bir adaletsizlik var. O yüzden de sıkı bir harekete son derece ihtiyacımız var. Açık Radyo'da başından beri tam böyle bu bilinçte falan diyemeyiz ama giderek arttı ve şimdi olağanüstü sayıda programımız var. Hatta onun hesabını da daha sonra size çıkarabilirim. Yani. O zaman Açık Radyo demiş, iklim meselesiyle ilgili aslında birkaç böyle konuşmak istediğim şey de var. Çünkü pandemi de girdi araya ama Açık Radyo demişken Açık Radyo'yu biraz konuşalım mı? Yani fikir büyük oğlunuz Cem Madra'dan çıkıyor. Bir de sizin meşhur bir fihristiniz var. Biraz bu Açık Radyo yolculuğunu başına bize anlatır mısınız? Evet, Beysun Gökçe'nin filminde de çok rahat anlatılıyor, belgeselinde. Yani fikir tam Cem Madra'dan. Ya ortak bir şeyimizde, sohbetimizde böyle bir şeye çok ihtiyaç olduğunu
düşündüğümüz bir şey vardı. Yani çok doğrudan ilişki kurabilen bir mecra radyo. Yani başka hiçbir şeye benzemiyor. Yani bu benim de mesela çeşitli yerlerde söylemeye çalıştığım gibi Cem'le konuşurken de ortaya çıkan bir şey vardı. Yani direkt bir temas sağlayabiliyor. Yani bu televizyonda böyle bir şey olamıyor. O yazıda da olamıyor. Halbuki hatta gazetelerde, dergide, edebiyatta var elbette doğrudan temas hali ama radyo dünyanın en doğrudan temas imkanı veren anında, hele açık radyoda, yani herhangi bir hata yapmaya görün derhal ya mail atarlar, mail yoksa telefon ederler, ne diyorsunuz ya diye, ve düzeltirler. Bu son derece, yani eleştirel bakışın, insanın ihtiyaç duyduğu, her türlü kurumun son derece ihtiyaç duyduğu bir şeyi sağlıyor. Yani ben radyo kavramını kendi içinde barındırdığı en önemli öğelerden bir tanesinin onun bir müşterek olduğunu düşünüyorum. Yani zaten İngilizce'de de işte community radio dedikleri topluluk radyoları. Yani işte ormanlar nasıl, meralar, ırmaklar, doğal parklar gibi, hatta kamu kütüphaneleri gibi bir şey bu. Ve üniversite kütüphaneleri, kantinler falan gibi ortak kullanım alanı sunuyor radyolar. Bu son derece önemli bir şey. Yani toplum hayatında olmazsa olmaz bir yerde ve giderek de daha önemi de azalıyor. Giderek azalan bir şey bu. Parklar da azalıyor. İşte Gezi olaylarından da gayet iyi hatırlıyoruz. Bunun parkların da ortadan kaldırılıp yerine bambaşka şeyler konması gibi işte. Yani ben kişisel olarak da bolca kitap meraklısı olan biriyim. Ömür boyu o sürdü. Radyoyu da en rahat ettiğim yerler mesela kamu kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleridir. Kendimi iyi hissettiğim yerlerdir onlar. Radyoyu da böyle bir yer olarak görüyorum. İşte Cem'le böyle bir şey konuşurken Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens yazarı bir başka Arjantin'deki pilotluk deneyimlerini anlattığı Vol de Nuit, gece uçuşu diye bir yer, bir şey var. O öyle bir program yapalım. Radyo kurmak falan söz konusu değildi. Ama öyle bir şey yapalım. İşte ikimiz oturalım saatlerce, çağrışım tekniği de kullanarak, serbest çağrışım tekniğiyle, bir yandan işte tuvalete gidiyorsak onun sesi bile gelsin. İşte bu da Cem'in tipik buluşlarından bir tanesi, fark etmez. İşte içiyorsak bir şey de onun da sesi duyulsun. İşin açılma sesi ve arada çağrıştıran müzikleri de çalarak böyle sabaha kadar bir program yapalım falan diye çıktık yola. Ve böyle bir imkan da doğdu. O zamanlar Radyoaktif diye bir İzmir'de Kürşat Bumi'nin de program yaptığı müteveffa profesör, çok değerli bir bilim insanıydı, arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Onun da yaptığı ve şimdi de Bilgi Üniversitesi'nde bizim de çok uzun zamandır program yapmış olan arkadaşımız Serhan Adan'ın da önerisiyle, o İzmirlidir çünkü, İzmir taraflarından, gidip orada yapın, kabul eder misiniz? Eder istediler. Yap, tamam, gideceğiz Radyoaktivite ama her hafta atla uçağa, git ve konuş, dön sonra. Biraz sonra olmadı o. Ve maalesef biz ondan sonra radyoyu da kurduk biz. Uzun çalışmalardan sonra işte Açık Gazete'yi başlattık oğlumla beraber. Sonra Cem, ben gidiyorum dedi. Ya nereye, daha yeni başladık filan. Ben bir şu Bosna Hersek'e gideyim, orada savaş mavaş varmış, bir bakayım. Peki ben ne olacağım diye sordum ben şimdi, böyle daha yeni falan kurmuşuz radyo, gidiyoruz. Hatta çok şey, böyle iddialı, ilk çaldığımız şey, yalnız çok o kadar iddialı değildi. İlk çaldığımız Türkçe parça, daha doğrusu ilk çaldığımız parça Türkiye'nin en büyük bluescularından biri saydığım Ercan Kesal'ın deyimiyle
Meşet Ertaş'ın Kendim Ettim Kendim Buldum parçasıydı. Ondan başladık. İkinci parçamız da Yakıtı Yak adlı parçaydı. Yani La Galue yapacağız diye. dur edeceğiz diye. Ve bugüne kadar da 26 yaşımızı bitirmek üzereyiz. Yani 26. yayın yılımızın sonlarına doğru son 1-2 ay kala geldi ve yani ben ömrüm boyunca kitaplarla bolca zaman geçirmişim. En rahat ettiğim yerler nasıl üniversite kütüphaneleri ise radyoyu da böyle bir şey olarak gördüm. Ve gitti yani bağımsız bir şey olarak. Yani ilk yıllarda bir özel radyo problemi vardı işte filan. Artık onlara girmeyelim ama özel televizyonlar girmişti. Radyolar konusunda bir sıkıntı vardı. İşte radyomu istiyorum diye Tansu Çiller, o zamanki başbakan, kurdeller bağlıyor filan bir gösterişler bilmem ne. Biz de özel değil özgür sloganıyla yola çıkmıştık. Her zaman bir özgürlük merakı bendenizde mevcuttu. Aslında bana sorarsanız da radyoyu en iyi ifade eden kavram da kavramlardan biri diyeyim özgürlük alanı. Yani ta radyo daha yayına geçmeden 1995'teki kuruluş manifestosunda bir manifestomuzda olacak ya biz hareket gibi bir şeyiz. Amaçlar ve ilkelerimizi açıklıyorduk. O da birleşmiş. Benim uluslararası insaniyet hukuku dalındaki uzmanlığımdan geliyor. Birleşmiş Milletler gibi bir manifesto olacak. Bir de amaçlar ve ilkeler metni. İşte orada ana ilkeleri de şey yapmıştı. Özel değil, özgür. Yani tüm çıkar gruplarından bağımsız, ortak çabamızın ürünü, yayınları açısından demokratik, temel hak ve özgürlükleri savunan ve burada buraya dikkat isteriz. Görüntünün altındaki görüntüyü yakalamayı hedefleyen La Vakit Akse, hayatı birebir ölçüde yansıtmaya özen gösteren kültür ağırlıklı sıra dışı bir yayın formatına ve müzik artı haber artı kişilikten oluşan benzersiz bir sese sahip olan bir radyo yayıncılığı yapmak üzere yola çıktık diye böyle gittik işte yani. Müthiş. Dünyayı daha iyi bir yere götürme çabamızın bir şeyiydi. Bugüne kadar öyle geldik yani. Evet, zaten yani kolektifler, bağımsız yapılar kuruluyor ama birçoğu uzun soluklu olamıyor. Siz işte 26. yıl Kasım'da kutlayacaksınız galiba, yanlış hatırlamıyorsam Kasım'daydı evet, diye hatırlıyorum. Ya tabii bu kadar hani uzun soluklu olabilmesinin de biraz sırrı demeyeyim ama hani bu iş nasıl başarılıyor hakikaten? Valla bilmiyorum, ilginç bir soru bu. Ben de cevabını bildiğimi söyleyemem ama bazı tahminlerim var. O da dünyada benzeri olduğunu pek bilmediğim, hatta tahmin de etmediğim bir durumu var. Yani radyonun çok sayıda gönüllü programcısı var. Başından beri öyleydi yani. Çok ilginç bir şey yani. Daha önce pek çok örnek var. İşte ne bileyim, bizim meraklısı olduğumuz Democracy Now! Var mesela, Radio Pacifica'dan dönüştürme. Amerika'nın icadı olduğu için özgürlükçü yayını da yapan onlardı bir zamanlar. Çok özgürlükçü ve demokratik yayını yapan. İşte Pacifica'da Amerika'nın da girdiği savaşa karşı açılan bir radyo. Ondan sonra Democracy Now!'a döndü. Büyük hayranlık duyduğumuz Amy Goodman'ın hem radyosu hem de bir saatlik televizyon yayını da halen devam ediyor. Onlar bizden bir yaş küçükler aslında. 25. yaşlarını yeni bitirdiler filan. Yani diğer radyolara da şimdi bakıldığı zaman çok ilginç. Yani İtalyanların mesela, felsefecilerin de içinde olduğu Radyo Alice var. Alice Radyosu yani. Harikalar diyarında. İşte Kenya'da seçimlerde oy hakkının kullanımıyla ilgili çok önemli bir rol oynayan bir radyo olmuştu. Güney Afrika'da apartheid, yani korkunç ırkçılığın hakim olduğu bir ülkede, yani ırkçılığın ağa babasının yapıldığı yerde Bush Radio diye bir, Bozkır Radyosu diyebileceğim bir radyo da öncü bir apartheid karşıtı, apartheid ya da rol oynamıştı.
Bunlar da bizim geçen sene aldığımız Prince Claus ödülünü daha en baştan alan radyolardan biriydi. Bir de Zürih Radyosu var mesela. Şimdi Nadia Bellardi diye bir çok harika bir tipten onlar mülakat yaparken öğrendik. O da 40 kadar göçmen İsviçre'de Zürih Radyosu'nda görev alıyor ve benzersiz bir işlev görüyor. Tabii radyonun bir soykırım aracı olarak kullanıldığını bildiğimizde bir şey var. 1994'teki biz yayına girmeden bir sene kadar önceki korkunç katliam, soykırım hatta. Orada da bir radyonun oynadığı roller de var ama yani biz işte yani kurduk ve radyonun zihin tiyatrosunu kurmaya yarar diye bir lafta yerleştirmişiz. Bu çok önemli. Yani yani rock'n'roll çalıyorduk ama mesela ilk radyolar zaten rock'n'roll da bir sadece eğlenceye yönelik bir şeydi. Entertainment sektörü falan değildi benim kanaatime göre. Yani ana amaç entertainment sektörü bildiğimiz, hadi biraz sınıfsal analiz yapalım, eğlence sektörü, yönetici seçkinlerin toplumu denetlemekte kullanıldığı bu tüketim toplumunu devam ettirmek için en güçlü araçlarından biri. Halbuki biz 25 sene önce şu soruyu sorarak, 26 hatta 27 sene önce şu soruyu sorarak başladık. Radyo ne işe yarar? Ve radyo zihin tiyatrosunu kurmaya yarar diye cevap vermişiz. Ve işte çok yani en belirleyici unsuru sayısız insanın merak edilen konularda gönüllü program yapması. Anahtar şey bu. Şimdi geriye dönüp baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Yani dünyada dışarıda bıraktığımız herhangi bir konu var mı? Fazla var mı? Emin değilim. Yani her türlü psişik sorunsallar da var. Hayvanlar dünyası da var. Bu daha bu sabah konuştuğumuz Deloid Rotifer gibi sadece erkek bölümü olmayan bir omurgasız hayvan da konuşuluyor. Yani kadınların sadece kendini üretebildiği bir şey. Yani böyle bir barış, yani her şeyi doğrudan teması kurma imkanı veren bir şey yani. Bir de şey var tabii, gençliğimizin, benim gençliğimin yani dünyaya açılan penceresi de radyoydu. Bu çok önemliydi yani. Orhan Hançerlioğlu'nun tarih ve felsefe sohbetlerini de hatırlıyorum. Çetin Altan'ın olağanüstü programlarını, yani yazarlığının yanı sıra çok iyi bir radyocu olduğunu da düşünebilirim. Çok etkileyiciydi yani. Ve işte ne bileyim, Neşet Ertaş'ı da ben azıcık Ankara'ya üniversite okumaya gittiğimde özel Türk halk müziği diyorlar ya, yani iyi bir laf değil, işte Türkiye'de halk müziğinin önemli bir çok önemli bir yaratıcısı, babası gibi. Ama ben özel meraklısı değildim ama Ankara'ya gidince işte belli saatlerde haftada bir onun programı vardı. Neşet Ertaş'ın TRT'de ve inanılmaz geliyordu bana. Hem çaldıkları ve söyledikleri hem de laf olarak söyledikleri ve onun da büyük bir etkisi oldu. İşte radyoda sonradan biz böyle gittik. Hiçbir zaman olmadı radyoaktif şeyimiz ama yıllar sonra Basmane'de kurulmuş olan bir radyo müzesinde Radyoaktif'le bizim bir türlü program yapamadığımız, sonradan kapandı Radyoaktif. Onunla bizim Açık Radyo'nun birer köşesi olduğu, odası olduğu bir radyo müzesinde de bulunmaktan müthiş bir onur duyduk yani. Çok hoş. Yani bunca zaman kuyruğu dik tutmayı başardık diye yazmışız. 20. yılımızda yazdığımız biz yazıda. İşin özü müştereklerden geçiyor yani, ortak alandan. Yani bir avuç mütevazı insanın parklar, zeytinlikler, özgürlükler, demokrasi, adalet gibi ortak değerleri. Yani en önemli kavramlardan bir tanesi bu değer meselesi. Değer ve ilkeler, bunları korumak için bu mini mucize diyorlar. Olabilir vallahi. Yani son duruma bakıyorum. İşte şu anda 214 mü öyle bir programcımız var.
her hafta geliyorlar, kayıt yapıyorlar. Hem de pandemi şartlarında olağanüstü çabalar gösteriyorlar. Hiç stüdyoya gelmeden filan telefonla bağlanıyorlar. 148 program yapıyor. 2 dakikalık programlar da var. Ya da 1,5 saatlik. Ya da benim durumumda olduğu gibi. Bazen 2,5 saatlik programlar da oluyor, yekpare programlar. Yani yılda bir kez de yılın müzik albümlerini seçen tek bir saatlik program da olabiliyor. Yani bu benzersiz bir durum aslında. Yani 1180'e bin yakın program yapmışlar, 1300'e yakın, yüzlerce farklı başlık altında. Yani müziklerin çeşitliliği haddi hesabı yok. Afgan müzikleri de var. Hep vardı zaten. Şimdi biraz daha işte çalınıyor tabii. Pars müzikleri de vardı. Yani ne bileyim, Latin Amerika'dan tek bir ülkenin yaptığı Paraguay'ın müzikleri üzerine 6 ay program yapan programcımız da oldu yani. Yani inanılması güç gibi. Paraguay neresi, ne müziği falan, öyle değil işte. Muazzam bir, yani merak unsuru tabii. Çok müthiş bir şey. Yani radyomuzda 9 yaşında bir çocuk uzun süre program yaptı. Hiç, tabii ki karışmak aklımızın köşesinden bile geçmiyordu. O çocuk kitaplarını alıp bir de arkadaşını anlat bakalım deyip sınıyordu. Zaman zaman da azarladığını da hatırlıyorum. Yani çok komik ve harika bir programdı. Doğmamış bir çocuğa bile program yaptırmayı başardık yani. Yani bir anne adayı hamileyken annelik üzerine bir program yapmıştı. 6 ay boyunca o çocuk şu anda 24 yaşında. Ve radyonun destekçisi oldu. İlk işe girer girmez Ada Gökçin. Yani şimdi de Atlas var, 13 yaşındaki, evet, bir iklim aktivisti. Kendi programını yapıp dünyadaki bütün iklim aktivisti çocuklarla da görüşüyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki. Binan, yani bunun aslında sırrını... Açık Radyo tabii ki yani dinleyicilerinin hem sahip çıktığı hem de çok değer kattığı interaktif bir radyo. Tamamen öyle. Tamamen öyle. Doğrudan yani... bağ var yani. Yani KON'da 2018 aralığında bir 2019'a gelirken bir yapmış olduğu araştırma sonuçlarında Bekir Bey de, Bekir Ardır da açıkça söyledi bunu. Yani radyoya çağırdık, anlatın bakalım Bekir Bey ne diyorsunuz bizim radyomuz, dinleyiciler ne diyor, daha doğrusu araştırmaya cevap verenler dedik. Yani başka türlü bir bağ kurmuş olduğunu da fark ettik bu sayede. Yani demografik yapıya bakınca dinleyicilerimiz radyomuzu bir çeşit yol arkadaşı, hatta yoldaş olarak sayıyorlar. Ve bu hayati bir önemi olan bir şey. Yani bir yoldaşlık duygusu kadar önemli ne olabilir yani? İşte destek verenlerin yaşları da genelde 33 yaş ve üstünde olsa bile, bunu size söylememeliyim ama... 33 yaş altında tahmin ettiğimizden daha fazla bizi desteklediğini de gördük o konuda araştırmasından. Yani genç kesimin bu ilgisi, özellikle iklim krizi konusunda gençlerin ve çocukların destek olması inanılmaz bir şey. İşte yani Atlas Sarafoğlu da çağırdığımızda sordu, iklim krizini nereden biliyorsun? Annem söyledi, ondan sonra işte Greta'yı izledim. Peki onu nereden biliyorsun? Annem de Açık Radyo'dan dinlemiş diyerek muazzam bir şey söyleşi de oldu. Yani biz üstelik yani dinleyici araştırmasında şey çıkıyor, doktora yapan dinleyici kitlemiz %5. %92'si ise üniversite veya yüksek lisans bitirmiş gözüküyor. Bu müthiş bir şey tabii. Yani seçkincilik saymamak lazım. Merak unsuru çok önemli. Ve biz podcast denen şimdi çok önemli işte. Şu anda da bir podcast içindeyiz. Ona da en erken geçenlerdeniz yayıncı olarak yani. Bu ortamda da hatırı sayılır bir dinleyicimiz var. Yani kitaba dönüşen Didik Didik Freud mesela, Serhat Teber'le, rahmetli profesör Serhat Teber'le Şenol Ayla'nın harika programları kitaba dönüştü ama 250 bin dinleyicisi falan vardı yani.
böyle şeyler oluyor. Yani dünya ve yani en iyi tarif nedir peki? Yani değişimi soracak olursak, yani radyoda yaptığımız işin bir alternatifinin olmamasını neye bağlıyorsunuz diye sormuştu TRT Akademi'den arkadaşlar, güzel bir dergi, benimle mülakat yapmışlardı o soruya. Şey diye, yani kestirmek mümkün değil yani, ama yine de şirketin araştırmasında Açık Radyo'yu hangisi tarif ediyor diye bir soru var. Büyük farklı, birinci sırada dünya ve Türkiye gündemine açık, onun için takip ediyoruz diyorlar ki bu bence alabileceğimiz en büyük iltifatlardan bir tanesi. Yani 16-17 yıldır dinleyici destek projesi de yapıyoruz. Hatta maalesef şeyde call center, yani cevap merkezi kuramadığımız için pandemi şartlarında, bunu da bu sene online yapmak zorunda kaldık, yani internet üzerinden çevrim için. Ama yani sürekli olarak onlar size değer katıyor, siz de onların değerini veriyorsunuz her seferinde. Yani röportajlarınızda da Açık Radyo'nun web sitesinde de onlardan gelen mektupları yayınlıyorsunuz zaten, evet. Bir kısmını. Olağanüstü mektuplar geliyor zaten, yani yalnız eleştiri değil tabii, bazen övgüler de geliyor ama yani ikisi birden dünya, yani bütün mülakat yaptığımız insanlara, hepsine, önemli felsefecilere, aktivistlere, siyasetçilere, işte kimse, sanatçılara, bu dünyanın gidişatı üzerinde düşünen insanların hepsine son sorduğumuz bir soru var. Sizce dünya nereye gidiyor? Bu çok çok önemli bir konu. Ve son derece zihin açıcı cevaplar alıyoruz. Bunu da yayınlıyoruz. Hem dinleyicilerimiz hem de biz nasipleniyoruz bundan. Yani yararlanıyoruz. Bu cevabın da açık ara önde olması, yani dünya ve Türkiye gündemine açık bir numaralı Açık Radyo anketinde bir numaralı cevap bu, en yüksek. Bu da radyomuzun farkını, bence yani varsa bir farkı, iyice ortaya koyan bir unsur. İkincisi de yeniliklere açık cevabıydı ikinci sırada. Eğlenceli şıkkı büyük bir farkla beşinci sırada. Yani öyle işte. Bir de tabii İzmit depreminde çok büyük mesafe, yani kendiliğinden oldu 1999'da. Yani bir 24 saate yakın bir süre şaşkınlık içinde kaldıktan hemen sonra toparladık. Biz ne yapıyoruz, ne yayını filan diye, ve bir çeşit alıcı verici çevrimine dönüştürdük radyoyu. Yani şeylerle, yani Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi kurduk ilk şoku atlattıktan sonra. Ve iki ay boyunca yani net olarak bütün formatı iptal ettik ve radyoyu bir telsiz alıcı verici cihazına dönüştürdük. Yani yaklaşık 4-5 saat uyuyorduk ortalama hepimiz. Ve 2 ay boyunca bu yayını sürdürdük. İnanılmaz tartışmalar falan oldu ama yardıma gidenlerle de onları ya boş yardımlardan uzak tutup işte yapılması gerekenlere biz öğrenip, bilim insanlarından, jeologlardan falan onları yönlendirme konusunda hakikaten böyle bir şey uyardık ve altın saatler doğdu mesela, hala devam ediyor 22 yıldan beri. Çok önemli bir programı Ardim'i birlikte kurduğumuz arkadaşlar, yani çatlakları sıvama sıvatma sloganıyla hala bence geçerli, yolsuzluk falan olmasın ve devam edelim diye, önemli bir şey yani. Çok çok tebrik ediyorum. Yani biraz şey de oldum böyle, hani radyonun kamuoyu oluşturmadaki gücünü belki hissedemiyoruz da. Bir takım insanlar hissedemiyor ama bunu hissedenlerle bir arada işte o bahsettiğiniz ortak değerler, işte o zihin tiyatrosunu kurma meselesi burada devreye giriyor benim anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle. Yani bir de çok otomatik demeyeyim ama çok hızlı refleks vererek hareket eden hem dinleyiciler hem de biz onlara da uyarak alışveriş halinde yaptık. Yani pandemi başlar başlamaz bu konuda yazılmış en önemli
edebi eserlerden biri olan Albert Camus'un La Peste'ini, yani vebasını hemen izinlerini alıp Fransa'dan yayınladık. Baştan sona okudum ben mesela. Bu son derece önemli bir paylaşma hali. Yani çok sayıda okuma yaptık aslında. Yani üç silahşörlerle başlamıştık zaten. Bence dünyanın en adaletçi ve eşitlikçi romanlarından biridir. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için sloganıyla öyle basit bir çocuk ve macera romanı değildir. Yazarı da Fransız olmakla beraber Habeşistan, yani siyah kökenli biridir. Alexandre Dumas Baba. Ve arkasından da 20 yıl sonra Vingt ans après'i de okuduk. Öyle başladı. Muazzam okumalar yaptık. Yani Shakespeare'in 450. yaşında da bütün sene Shakespeare okuyarak devam ettik. Shakespeare zaten yani hakikaten yeryüzünün en önemli edebiyatçılarından, düşünürlerinden, yazarlarından biri. Yani ve tabii muazzam bir barış taraflılığı yaptık. Yani bir de Irak Savaşı'nda istila ve işgalden 17 ay öncesinden biz bunun geleceğini öngördük. İnanır mısınız? Ama gördük. Hem de Rumsfeld'in kendi sözünden, o zamanki en etkileyici, şimdi hala yargılanamadan öldü maalesef. İnsanlık suçundan yargılanması gereken biriydi bence dünya mahkemesinde. Ama Rumsfeld açıklamıştı ve bunu da Hürriyet gazetesinde resmen okuduk. Vay canına geliyor deyip harekete geçtik. Hem sokaktan hem bölgeden yayınlarla, olayı verilerle ve yorumlarla takip etmeye çalıştık. Önleyemedik ama yani dünyanın en büyük gösterilerinden birini de Londra'dan yayınladık. Ronnie Margulies oradan anlattı bize. Yani 1 milyondan fazla insanın katıldığı şeyler. İşte yani savaş ve barış haberleri zaten ilk günden beri Bosna'da savaş devam ediyordu ve biz hemen şey yaptık, yani oradan Bosna günlüğü, Saraybosna günlüğünü gündelik canlı yayında devam ettirdik ve çok çarpıcı şeyler de vardı. Yani hiçbir şey yok, su yok, bilmem ne yok diyordu. Mesela o bizim radyomuzda aldığımız şeylerden bir tanesi de bulabilirsem hemen. Yani mesela 1996 yılında ilk yayına geçtikten hemen sonra devam edenlerden, uyumaya hazırlanırken oldukça üşüyorum diyor Bosna Hersekli bir kadın. Elektrik yok, su da yok, gaz da diyor. 4 yıl böyle geçti ama diyor, ekliyor, bu yüzden moral bozmaya gerek yok. Mesela böyle bir kayıt var elimizde, 1996'da arşivimiz sağlamdır yani. Ve dinleyici destek projesi sırasında da yani çok erken bir tarihte başladık. Evet. Şu anda 9 gün 99 saat yapmaya çalışıyoruz ama maalesef işte online olarak, yani çevrim içi, fakat ilkinde bir günlüktü. Yani hakikaten unutulmaz bir şey. Benzersiz insan Hrant Dink, programcılarımızdan da, o da zaten bağlandı. Maalesef gelemedi. Bir işi çıktığı için telefonla bağlandı ama dünyanın en güzel, duymak isteyeceğim en güzel laflardan birini söyledi. Kendisinden beklenirdi. Siz benzersiz bir iş yapıyorsunuz. Etikle estetiği birleştirdiniz dedi. Bu yani alabileceğim en müthiş şeylerden biridir. Yani hem güzel yapıyorsunuz hem de olması ilkeleri savunuyorsunuz demeye. Yani gözlerim doluyor hala bunu anladığım zaman, anlattığım zaman, ama böyle yani çok önemli. Evet. Bir saate yaklaşıyoruz. Biz bütün konuşmacılarımıza yöneltmek istediğimizde aslında bir soru var. Az önce de siz Bosna Hersekli kadının bir sözünü de söylediniz. O yüzden size de hani bitmeden, biz kendimiz yani Sürdürülebilirlik Adımları Derneği olarak sorunları farkındayız, bunları konuşuyoruz ama çözüm odaklı bakmaya da çok önem veriyoruz. Çünkü bizim hakikaten pozitif şeylere çok ihtiyacımız oluyor. O yüzden size geleceğe dair neden umutlu olmalıyız diye son sorumu da yönelteyim. Evet, çok iyi bir soru, çok çok önemli bir soru.
bana sorarsanız yani önemli, dünyanın önemli düşünürlerinden biri saydığım Pulitzer ödüllü savaş gazetecisi Chris Hedges, çok yakından takip etmeye çalışıyorum yazılarını da kitaplarını da, Amerika'nın imparatorluk olarak sonuna geldiğini anlatan dehşet verici güzellikte ve ürkünçlükte kitapları da var. Kapitalizmin mevcut haliyle insana verdiği en büyük zehir umuttur diyor. Çünkü bu çok önemli bir şey aslında. Yani dünyanın en önemli rehberlerinden bir tanesi, her iki kutba da yürüyerek giden, şu anda adını çıkaramadım, birazdan Robert Swan, her iki kutba da yürüyerek gitmiş. O da aynı şeyi söylüyor. Dünyada diyor, dünya üzerindeki en büyük tehdit, aktivist olmuş o da zaten, kutupların halini gördükten sonra eridiğini filan, dünyadaki en büyük tehdit, muhtemelen bir numaralı tehdit, gelip başka birinin kurtaracağını beklemektir. O yüzden işte umut bunu veriyor. Yani nasıl olsa bir hal olur canım, umudumuzu kesmeyelim, bu zehirdir diyor. Hedges de şeyde demiyor böyle ama demeye getiriyor işte Robert Swan da. Ve en önemli laflardan biri de umut ölür, eylem başlar. Bu Extinction Rebellion'ın, yani yok oluş isyanı hareketinin ki son derece aktifler şimdi, İngiliz polisine ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Çok ciddi bir muhalefet gösteriyorlar dünyanın artık çok az zaman kalmış olan şeyinde. Extinction Rebellion'cılar da bunun böyle devam edemeyeceğini net olarak söyledikleri gibi işte bu sözü pankart yapmışlardı. Greta Thunberg'de büyük ölçüde esin olan insanlardan biri bana. Yani ilk başta keşfettiklerimden biri ve hala yani çok az Twitter hesabı takip ediyorum. Birisi en başta Greta Thunberg'in. Çünkü dünyadaki bütün gelişmeleri de o keskin Asperger'li zekasıyla, bakışıyla çok net olarak görebiliyor. Haberlerin asıl çocuktan al haberini, ondan alıyorum. Artık çocuk değil tabii ama Greta Thunberg'de umudu ancak, yani son program yayın akışımızda onun bir sözüne yer verdik. Yani çok da oldukça, yani programın bizim yayın akış programımız büyük karikatürist Ohannes Şaşkal'ın da yaptığı gibi daha Mayıs başında yaptığımız, Nisan'da konuştuğumuz, yani dünyanın yanmakta olacağını zaten biliyorduk ve haber verdik. Yani yanan bir yangın söndürme cihazı boyamıştı Ohan. Hemen arkasında da Greta'nın bir Budist şeyle toplantısında, Budist şeyle, Dalai Lama ile beraber ama dünyanın önde gelen iklimcileriyle, bilimcileriyle yaptığı konuşmada, yani şu anda yapmamız gereken şey bir sosyal hareket yaratmak, sosyal normu değiştirmeliyiz diyorlar. Şimdi nitekim önümüzdeki 24 Eylül'de de diyor Greta diyor. Yani çünkü eğer değişimi talep eden ve bunları savunan yeterince insan bir araya gelirse, ki asıl konuştuğumuz şey de tam bu, o zaman kritik bir kitleye ulaşırız, sayıya, ve artık kimse bizi görmezden gelemez hale gelir diyor. Bence ana amaç bu. Umut konusunda düşündüğüm şey bu. Ve şu anda yapmamız gereken şey bu. Sosyal normu, yeni normal diye kabul etmemiz lazım ve normu değiştirmek zorundayız. Ve hemen şimdi, çünkü bu küçük bir görev değil ama mutlaka yapmamız gereken bir şey. Çünkü başka seçenek yok diyor. Yapacağımız tek şey bu diyor Greta Thunberg, ya da Greta Thunberg İsveçli olarak söylediğim gibi. Yani çok önemli bir şey ve 24 Eylül'de onlar büyük dünya çapında greve gidiyorlar. Bence hepimizin bunu kuvvetle desteklemesi, ilk saat de koymuşlar, günü ve saatini belirliyorlar. Şimdi mesela bakayım ne kadar kalmış, 22 gün 6 saat
35 dakika ve 13 saniye var şu anda konuştuğumuz sırada. Bunu yakından takip etmek lazım ve biz Karbon Ayak İziniz adlı kitabı da bu konuşma için getirdik. Ta 2009'da basmıştık. 2008'de hatta. Mark Lynas yazmış. Karbon Ayak İziniz, karbon kirliliğinizi düşünmek için basit yöntemler diyor. Çeviren ve ayrıca Türkiye için bölümlerini hazırlayan Neşet Kutlu'ydu arkadaşımız. Ve onun şöyle bir yani çeşitli iddiaları yanıtlıyordu. Şimdi o kitabı hatırladım bulup 67. sayfada iddia 8 diyor. Çevreciler toplum düzenimizi yok etmek isteyen komünistlerdir zaten. Küresel ısınma gibi bir belayı da bu yüzden uydurup başımıza sardırmışlardır diyor. Yanıt. Bu sabah ilaçlarınızı almış mıydınız siz? Bunu da Karbon Ayak İziniz'i de yeniden belki güncel hale getirerek yayınlama çabamız var müettesiyle birlikte çalışarak. Öyle de devam ediyoruz işte çalışmaya. Şahane. Çok teşekkür ederiz. Yani hem katıldığınız hem de bize kattıklarınız için bu zamana kadar. Sizi ağırlamak bizim için bir keyifti. Benim için de büyük bir mutluluktu. Ne zaman isterseniz siz Mete amadeyim çünkü zamanımız çok dar. İklim saatini hatırlatalım bir kere. Evet. 6 yıl var. Yani bir şey yapmadan eğer gerçekten radikal harekete geçmezsek geri dönülmez noktaya, tipping point diyorlar, dönmek için çok çok az zamanımız var. Yani şimdi tam saatini söyleyemeyeceğim, iklim saatini, ama Açık Radyo'nun internet sitesinde var. Ve bu şakaya alınacak şey değil, günde 20 tür, günde 200'den fazla tür yok olup gidiyor. Bir daha geri gelmemek üzere. Çocuklarımıza, şu anda yaşayan gençlere, çocuklarımıza ve doğacak olan çocuklarımıza kesin olarak mücadele öneriyorum. Bu fırsatı da onun için çok değerli buluyorum bana verdiğiniz. Çok teşekkürler. Biz de bu müşterekle buluştuğumuz için çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Haftaya o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.